Numaralanmış cümlelerin hangilerinde isim kullanılmamıştır? 1. Hüzünlenir de bazı bazı ufuklara dalarım. Hüzünlenir fiildir, de bağlaştır. Bazı bazı dalarım olduğu için zarftır. Ufuklara isimdir, dalarım fiildir. Demek ki burada isim var. 2. İyi düşün de sonra kendine kızma. İyi sözcüğü düşün fiilini nitelediği için zarftır. D bağlaştır. Sonra sözcüğü de kızma sözcüğünü belirttiği için yine zarftır. Kendine dönüştürük zamiridir. Kızma fiildir. Gördüğümüz gibi bu cümlede hiç isim yok. 3. Ne olursun ağır konuşup da kimseyi kırma. Ne olursun nasıl olursun olduğu için zarftır. Olursun fiildir. Ağır sözcüğü konuşup fiilimsini niteleyen bir zarftır. Konuşup fiilimsidir. D bağlaştır. Kimse zamirdir. Ve kırma yine fiildir. Bu cümlede de isim bulunmamaktadır. 4. Her yere köşe bucak bırakmadan aramışlar. Her yeri cümlesinde, sözünde, her sıfattır ancak yer sözcüğü, mekan anlamında bir isimdir. Bu cümlede de isim kullanılmıştır. Evet, 2 ve 3'te isim kullanılmamıştır. Cevap C'dir. Aşağıdaki dizilerin hangisinde sözcüklerin tümü attır, yani isimdir? A. Bursa'da bir eski cami avlusu. Bu cümlede geçen bu mısrada geçen eski sözcü ve bir sözcü cami olusunun sıfatlarıdır. Demek ki burada sözcüklerin tamamı isim değildir. B. Yanmak damar damar nefes nefes yanmak sözcüğü örneğin bir fiilimsidir. Yani isim değildir ve nasıl yanmak damar damar yanmak olduğu için de burası da zarftır. C. İnsanlar vardır yeryüzünde işimizin derdimizin ortağıdır. İnsanlar isimdir, var isimdir, yeryüzü isim. İşimiz isim, derdimiz isim ve ortak isim. Demek ki sözcüklerin tamamı isimdir. D. Erkekçe bir gün görünü verir. Görünü verir örneğin fiildir. Demek ki sözcüklerin tamamı isim değildir. E. Kurak rüyaları başlar. Başlar sözcüğü yine fiildir, çekimli fiildir. Sözcüklerin tamamı isim değildir. C'deki sözcüklerin tamamı isimdir. Cevap C'dir. Altı çizili sözcüklerle ilgili olarak hangisi söylenemez diye soruluyor. Ee, eylemden türemiş bir addır deneyim kelimesi. Denemekten deneyim çünkü. Denemek fiil, deneyim isimdir, addır yani. Sonuçlar lar eki çoğul ekidir, çoğul addır diyebiliriz. Ee, komisyon içerisinde birçok örneğini barındırdığı için topluluk adıdır diyebiliriz. Uyarmaktan uyarı türemiş yapılıdır diyebiliriz. Başkanlığından kelimesine baktığımız zaman baştan başkan başkanlık başkanlığı neye den hale halekidir Başkanlık bunlar yapma eki ından ise çekim ekidir. Birden fazla çekim eki almış basit yapılıdır diyemeyiz. Birden fazla çekim eki almıştır fakat türemiş yapılıdır çünkü yapmak eki de almış. Doğru cevap D'dir. Hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir görevdedir diye sorulmakta. Cümle içerisinde sözcüğümüzün isim mi, sıfat mı, zarf mı, edat mı olduğunu değerlendirmemiz gerekiyor. İş diyor isimdir. Ardından diyor isimdir, aydınlık dünyam diyor. Koku diyor isimdir, hayat doluydu diyor isimdir bunlar. Varlık kavram durum karşıladığı için. Bunlara isim, ad diyelim. Aydınlık ise ismi tamamladığı için aydınlık dünya ön ad yani sıfattır. Doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde den iki alan sözcük isim görevinde kullanılmamıştır? A- Dostluğundan hiçbir zaman şüpheye düşmedim. Dostluğundan sözcüğü isimdir. Denekini almıştır. B. Televizyon izlemekten hiçbir zaman bıkmaz. İzlemekten sözcü. izlemek fiilimsidir, isim fiildir. Dolayısıyla isim olarak düşünülebilir. C. Senin bu sıradan oyunlarına inanmıyorum artık. Sıradan sözcüğünü incelediğimizde oyunların niteleyicisi olduğunu görmekteyiz. Yani bu sıfattır diğerlerinin aksine. D. Buğulu gözlerinden kederi okunuyordu. Gözler isimdir, denekini almıştır. E. Öğretmenin kitaptan verdiği ödevleri yaptı. Kitaptan sözcü de yine isimdir. Cevap C'dir. Bu dizelerden numaralanmış sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı türdedir? Yani farklı görevde, farklı işlevdedir. Bu akşam bu tenha saati ömrün akşam sözcüğü isimdir. Ömür sözcüğü yine isimdir. Uzak servilerin arkasında gün, uzak sözcüğü servi ismini niteleyen bir sıfattır. Arkası, arka sözcüğü yine isimdir. Bu güneş döşenmiş bahar bahçesi, bahar sözcüğü yine isimdir. Gördüğümüz gibi 3 sıfattır, diğerleri isimdir. Cevap C'dir. İsimlerin hal birini almadığı durumları yalın hal olarak adlandırılır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde gün sözcüğü yalın halde kullanılmıştır? Yani gün sözcüğü i, e, d, den hal herhangi birini almamıştır. A. Günde iki kez buraya gelip gidiyorum. Günde sözcüğü D halikini almıştır. Bulunma hali. Yani yalın değildir. B. Günün nasıl geçti öğrenmek istedim. Günün kelimesindeki ün eki, senin günün anlamı verdiği için iyilik ekidir. Dolayısıyla haliki değildir. O halde bu sözcük yalındır. C. Bu hayat tarzıyla sen gününü kurtarma peşindesin. Gününü sözcüğündeki ü ismin iyi halikidir. Yalın değildir sözcük. D. Güne seninle başlamak bana umut veriyordu. Güneş sözcüğündeki e yine ismin e halikidir. E, yönelme hali e, anlamındadır. Dolayısıyla yalın değildir. E. Günden güne eriyip tükendiğini görüyordum. Günden sözcüğünde de deneki vardır. Ayrılma hali. Bu da yalın değildir. Yalın olan sadece b'deki gün sözcüğüdür. Cevap b'dir. Aydınlık bir geleceğin düşünü kuruyordu. Bu cümledeki düşünü sözcüğünün türü aşağıdakilerden hangisidir? Aydınlık ve bir sözcükleri gelecek isminin sıfatlarıdır. Gelecek sözcüğü isimdir. Geleceğinin, geleceğin düşü bir isim tamlamasıdır. Dolayısıyla tamlayan ve tamlanan isim olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki düş sözcüğü isimdir. Kuruyordu fiildir. Cevap D'dir. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi isim görevinde kullanılmamıştır? Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak bu gülsün gülmek fiilinin emir şekli değildir. Gül çiçek ismidir. Dolayısıyla bu bir isimdir. Ben aşkımla bahar getirdim sana. Bahar isimdir. Tozlu yollarından geçtiğim uzak. Bakınız yol isimdir. Nasıl yol? Tozlu yol. Demek ki tozlu sözcüğü bir sıfattır. Yol isimdir. Sonra iklimden şarkılar getirdim sana. Şarkılar yine isimdir. 3 numaralı sözcük sıfattır. Cevap C'dir. Güzel sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ad olarak kullanılmıştır? A. Güzel giyinmek de bir sanattır. Güzel sözcüğü giyinmek fiilimsini nitelediği için bir zarftır. B. Güzel sözler duymak onu mutlu etti. Güzel sözcüğü sözler ismini nitelediği için bir sıfattır. C. Eğitimin amacı her zaman iyiye ve güzele ulaşmak olmalıdır. Güzele sözcüğü adlaşmış sıfattır. Dolayısıyla Adlaşmış sıfatlar isim kabul edilir. D. Son günlerde güzel filmler izledim. Güzel sözcü filmler ismini niteleyen sıfattır. E. Toplantıda başkan çok güzel konuştu. Güzel sözcü konuştu filmini niteleyen bir zarftır. C. Güzel sözcü isimdir. Cevap C'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili tür adı, Aynı türden varlıkların yalnız birini göstermek amacıyla kullanılmıştır. Önce açıklamamıza bakalım. Tür adları aynı türden varlıkların tümünü belirtmek için kullanılabileceği gibi birini ya da bir bölümünü belirtmek amacıyla kullanılabilir. Tümünü belirtmek kullanılacaksa genel anlam söz konusudur. E, belli bir tanesi söz konusuysa özel anlam denir buna. Demek ki genel anlam ve özel anlam olarak sözcüklere bakmamız lazım. A Çocuk bütün gün seni sordu durdu. Bu bir tane çocuktur. Dolayısıyla bu bir özel anlam karşılamaktadır. B. İnsan isteklerinin tutsağıdır. Bütün insanları kastediyor. Bu bir genel anlam özelliği göstermektedir. C. Anne her zaman şefkatli ve özverilidir. Bütün anneleri kastettiği için yine bu genel anlam taşımaktadır. D. Okul bir örgün eğitim kurumudur. Bütün okullar olduğu için genel anlamındadır sözcük. E. Kitap insan belleğinin dayanağıdır. Kitap bütün kitaplar demektir. Bu da genel anlamıdır. E, cevap A'dır. Yeni sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad görevinde kullanılmıştır? A. Yeni evimize yakında taşınıyoruz. Yeni sözcüğü ev ismini niteleyen bir sıfattır. B. O buraya yeni gelmiş hiçbir şey bilmiyor. Yeni sözcüğü gelmiş fiilini niteleyen bir zarftır. C. Bakalım yeni yılı bize neler getirecek? Yeni sözcüğü yıl ismini nitileyen sıfattır. D. Bu telefonu yeni mi aldınız? Yeni sözcüğü aldığınız filini nitileyen bir zarftır. E. Her şeyin yenisi, dostun eskisi derler. Yenisi sözcüğü isimdir. Adlaşmış sıfattan ismi olmuştur. Cevap E'dir. Numaralanmış dizelerin hangisinde isim kullanılmamıştır? 1. İlkbahar yaz derler. İlkbahar ve yaz isimdir. Derler fiildir. Burada isim kullanılmıştır. 2. Şirin söze naz derler. Söz ve naz isimdir. Şirin sıfattır. Derler fiildir. 3. Kime derdim söylesem. Kime zamirdir. Söylesem fiildir. Dert isimdir. 4. Bu dert sana az derler. Yine dert sözcüğü isimdir. Bu sıfattır. Sana zamirdir. Az... E, Burada kullanıldığına göre zarftır. E, derler fiildir. Demek ki burada da e, isim vardır. 5. Kendin ettin kendine. Kendi dönüşlülük zamiridir. Burada da yine aynı şekilde. Ettin fiildir. Yani bunların hiçbiri isim değildir. Cevap E'dir. Numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak hangisi doğrudur diye soruluyor. Doğa turizmi denilmiş. Doğa ağaç eee dağ, taş anlamında kullanıldığı için somuttur turizmi, doğanın turizmi, buradaki turizm köktür. İyi iyilik eki de durum eki değildir. Ee, ülkemizde denilmiş. Ülkemiz kelimesi tekildir. İyilik eki bir haleki almıştır. Çoğul olması için alması gerekir. Yerleşim kelimesine baktığında, baktığımızda kelimenin kökü yerdir. Yer isimdir. Kökü eylem değil. Ee, yerleşim isimden türemiş. Yerden yerleşmek fiil olmuş. Sonra tekrardan isim olmuş. Yani kökü isim olan bir isimdir. Üçüncü kelimemize baktığımız zaman yıllarda kelimesi. Kelimemizin kökü yıldır. Lar eki çoğul ekidir. Dağ eki ekidir. Bunların ikisi de çekim eki olduğu için basit yapılı bir addır diyebiliriz. Doğru cevap C seçeneğidir. Numaralanmış sözcüklerden hangileri isim görevindedir diye sorulmuş. Varlık kavramı karşılayan kelimelere isim adı verilmekte. Halbuki bağlaştır. Böyle bir durum derken böyle isim tanımladığı için sıfattır. İki İsim tanımladığı için sıfattır. Durum ve örnek ise isimdir. Doğru cevap 3 5 D seçeneğidir.